Bir gün TV'den herkese merhabalar. Ne yazık ki ülkemizde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Yine bir skandalı anlatacağız. Son aylarda birçok yurttaşı, yurttaşın dolandırıldığını tartışıyoruz, konuşuyoruz. Murat Arel, gazeteci Murat Arel bunların çok büyük bir kısmını ortaya çıkardı ve kişisel bilgileri ele geçiren telefon dolandırıcıların dolandırıcılarının yurttaşları arayarak banka hesaplarına eriştiğini bankadan arıyormuş veya sigorta şirketini arıyormuş gibi konuşarak banka bilgilerine eriştiği hatta kimi uygulamalar indirilmesini sağlayarak telefonlarındaki bazı bankacılık uygulamalarını ele geçirdi. hatta yurttaşların adına yurttaşların haberi olmadan kredilerin dahi çekildiğini tartışıyoruz konuşuyoruz şimdi bunlar nasıl oluyor nasıl bilgileri ele geçiriyorlar sorusunun yanıtı belki de şurada. Yepyeni bir skandal var maalesef ki önümüzde. Kişisel bilgilerimiz, güncel kişisel bilgilerimiz yine bir internet sitesinde yayınlanıyor. Geçmişte de buna benzer skandalları tartıştık, konuştuk. Kimse bir açıklama yapmadı. Toplumun karşısına geçmedi yetkililer ve biz bunu araştırıyoruz, soruşturma başlattık, sorumlulara hesap verecek demedi ve anlaşılan o ki devamlı olarak Bizim kişisel verilerimiz, bilgilerimiz çalınıyor. Ve bir internet sitesinde bir kısmı da ücretsiz ücretsiz olarak yayınlanıyor. Şimdi son internet sitesinde isim soy isim üzerinden sorgulama yapılabiliyor. TC kimlik numarası üzerinden, cep telefonu numarası üzerinden sorgulama yapılabiliyor ve bunlara erişilebiliyor. Dahası adres bilgisi, aile bilgisi, soy bilgisi ve hastane bilgilerine ücretsiz olarak erişilebiliyor. Yani burada bir isim soy isim yazarak veya TC kimlik numarası, cep telefonu yazarak bunun hepsini maalesef erişebiliyorsunuz. Ee, ve dahası da var. Bu sitenin bir de VIP üyelik bölümü var. Burada da e, haftalık 10 dolar, aylık 20 dolar ve yıllık 90 dolar ücret karşılığında e, özel daha da e, geniş bilgilere ulaşılabiliyor. Burada da tapu bilgileri, iş yeri bilgileri üniversite okul bilgileri, ehliyet bilgileri, kullanılan ilaçlara dair bilgiler ve daha da önemlisi bankacılık verilerine erişilebiliyor. IBAN bilgileri vesaire gibi birçok bilgiye bu şekilde 10 dolar ödeyerek erişilebiliyor. Bu siteye bir de VPN kullanmadan giriliyor. Yani internetten herhangi bir siteye girer gibi bu siteye girilebiliyor. Şimdi burada sorulması gereken ve yanıtlanması gereken birçok soru var. Birincisi bizim kişisel verilerimiz. Bu ülkede yaşayan milyonlarca insanın kişisel verisi nasıl çalındı? İkincisi bu siteden yetkililerin haberi yok mu? Üçüncüsü yayınlanan bir haberimize yayınlanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden erişim engeli içerikten kaldırma engeli getirenler, bir hafıza silme operasyonu yapılanlar bu siteye dair neden adım atmıyor? Sitede bazı açıklamalar da var. Deniyor ki 13.000 aktif kullanıcısı var. Herhangi bir log kaydı, yani herhangi bir kayıt tutulmuyor. Bu siteden güvenli sorgulama yapabilirsiniz deniyor ve bu çok tehlikeli bir şey. Birçok haber görüyoruz veya biz yapıyoruz. Bu tür haberleri insanların öldürüldüğünü, takip edildiğini haberleştiriyoruz ne yazık ki. Ülkede yaşanıyor bunlar. Ve bu site ile hem insanların varlıkları malları tehlikeye atılmıyor aynı zamanda da canı da tehlikeye atılıyor. Bu yüzden adım atılması gerekiyor. Kişisel verilerimiz nereden çalındı sorusuna da aslında bu siteyi kuranlar yanıt vermiş. İçişleri Bakanlığı verileri olduğunu ifade ediyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın kayıt sistemindeki adres nüfus kayıt sistemindeki veriler diye açıklanıyor. Mernis sistemindeki veriler olarak açıklanıyor. Eee bu bu tür skandalları biz 2 3 defa gördük aslında. Son 2 yılda 2 3 defa tartıştık. Ee, ve Haziran ayında biz bir haber daha yaptık. Dedik ki bir site var. Burada 50 lira, 60 lira insanların kişisel verisi satılıyor. Bu sitede 4 milyon sorgulama yapıldığı belirtiliyor. Binlerce kullanıcısının olduğu belirtiliyor dedik. 26 27 Haziran'da böyle bir haber e, yayınladık. 100 liraya kişisel veriler satılıyor diye. Ve bu siteye hiçbir adım atılmadı. Hiçbir açıklama yapılmadı ve anlaşılan o ki düzenli olarak devletin elindeki kişisel verilerimiz çalınıp bazı sitelerde yayınlanıyor. Ücret, bir kısmı ücretsiz olarak bir kısmı da para karşında yayınlanıyor. Daha doğrusu satılmaya devam ediyor. Burada önlem alınmazsa vurgulamakta yarar var. İnsanların canı ve malı hiçe sayılacak, tehlikeye atılacak İnsanlar ee, insanlar dolandırılmaya e, devam edilecek bu şekilde. Bu yüzden önlem alınması gerekiyor. Yetkililerin, bürokratların ve belki de bakanların halkın karşısına çıkıp hesap vermesi gerekiyor. Bu verilerin nasıl çalındığını açıklamaları gerekiyor. Bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin açıklanması gerekiyor. Ee, ve verilerimizi ele geçirip yayınlayanların da hukuk önünde mutlaka ve mutlaka hesap vermesi gerekiyor. Bu skandala dair ayrıntıları ve gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım haberimizin ardından yetkililer bir adım atar.